Evet dostlar herkese yeniden selamlar bir başka transfer incelemesi videosuyla sizlerle yine birlikteyim. Bu videoda Fenerbahçe'nin uzun uğraşlar sonucunda kadrosuna kattığı İrfancan kahveci transferini ve İrfan Can'ın Futbol Manager 2021'deki profilini değerlendireceğiz. Değerlendirmeye geçmeden önce bu tarz videoların devamının gelmesini istiyorsanız lütfen aşağıdan beğen tuşuna basmayı ve abone değilseniz de lütfen abone olup bildirimleri açmayı unutmayın diyelim ve hızlı bir şekilde geçelim. Her zaman olduğu gibi transfer mark verileriyle başlıyorum tabii ki. İrfan Can zaten birçoğumuz biliyor, iyi biliyor. 17 milli maç oynamış bugüne kadar. 25 yaşında bir oyuncu ve Gençler Birliği altyapısından çıkmıştı. Oradan e, geçtiğimiz 3 sezon önce e, Gençler Birliği'nden Başakşehir'e transfer olmuştu. Bu sezonda özellikle Şampiyonlar Ligi'nde başlıyordu. E, Başakşehir formasıyla oynadığı oyun göz doldurdu. Son günlerde Galatasaray ve Fenerbahçe arasında kıyasiye bir rekabet vardı. Transfer sonuçlanmış gibi duruyor. Şu anda kendisi Fenerbahçe'ye hayırlı olsun diyebiliriz herhalde. Fenerbahçe'ye transferiyle ilgili Twitter'da gördüğüm detaylar var. Be bedel belli olmamış. Deniz Türüç ve Tolga Ciğerci'nin bonservisleriyle beraber İlfan Can Kahveci, Gördüğünüz üzere Fenerbahçe'de forma giymeye başlayacak bu dönemden sonra. Şimdi şöyle bir İrfan Can Kahveci'nin profilini açayım sizler için. Şöyle bir e, Futbol Manager 2020'deki İrfan Can Kahveci'nin profiline bakalım istiyorum. Ben kendisi Fenerbahçe'ye gönderdik tabii ki haliyle oyuncu orta sahanın ortasında ve ofansif oyun kurucu rollerinde iyi oynuyor. Antrenör raporlarına, raporlarına baktığımda savunmasının zayıf olduğu gözüküyor. Serbest kuruş kullanma özelliğin Geliştirici bir e, antrenman uygulanmalı diyor. Serbest vuruş özelliği oyunda e, kaç yansımış? 13 yansımış ama e, gerçek hayatta 13'ten çok daha iyi bir e, serbest vuruş kullanma yeteneğine sahip İrfan Can Kahveci. Defansif oyun kurucu, ofansif oyun kurucu ve mezalla rollerinde iyi oynanabildiği söyleniyor oyuncunun. Ayrıca 10 numara mevkisinde de oynayabiliyor. E, açıkçası biraz daha defansif oyun kurucu olarak değerlendireceğini düşünüyorum Mesut Özil'in de gelmesinden sonra Fenerbahçe'ye zaman zaman kanat da denenebilir ama tam kanat oyuncusu olmadığı için kendisi bu alanda çok başarılı olabileceğini düşünmüyorum. Ofansif oyun kurucu için yetenekleri, özellikleri gayet iyi hücumcu olarak bakarsak da oyuncunun dribling, iyi kontrol, işte pas, teknik, özel yetenek Soğukanlık, takım oyunu, işte karar alma, çeviklik, hızlanma gibi özellikleri ortalamanın epey üstünde. Fenerbahçe kadrosunda 3. sırada gözükse de futbol menajer verilerine göre böyle gözüküyor. Oyuncunun güncel yetenek puanı 135 olarak geliyor. 150'ye kadar ulaşması bekleniyor. Henüz 25 yaşında ve Türk futbolunun çok şeyler beklediği bir oyuncu olduğunu siz de biliyorsunuz. Uyum özelliğinin zayıf olduğunu görüyorum. Hırs özelliği, aidiyet duygusu çok e, olumlu değil. Basketin ligi, profesyonellik, sportmenliği düşük olarak nitelendirilmiş futbol menajerde. Sürekli gözelliği iyi, önemli maçlardaki formu da iyi denilebilecek bir seviyede. İrfan Can Kahveci'nin şuradan bir profilden baktığımda kanatlarda oynayabilir mi? Sol kanat için 17 demişler, sağ kanat için e, 10 demişler. Biraz daha üstüne düşerseniz kanat oyuncusu olarak da oynayabilir. E, şu an için tabii özelliklerini göstermiyor ama muhtemelen uzaktan şut, dribbling, ilk kontrol, gibi özellikler e, bu alanda önemli. Pozisyon alma yeteneği düşük tabi savunma ile alakalı olduğu için topsuz alan yeteneği aslında e, bir anda da kanat e, forvet için evrilebileceğini de bizlere göstermekte. Fenerbahçe dediğim gibi oyuncuyu Deniz Türüç, Tolga Ciğerci ve bir miktar paranın karşılığında vermiş. Paranın detayları belli değil. Detaylar belli oldukça açıklama kısmına ekleyeceğim. Oyuncu şu anda Fenerbahçe'ye hayırlı olsun diyebiliriz. Galatasaray'la kıyasiye bir rekabetler olmuştu. Galatasaray'da bu arada getson Fernandez'i kadrosuna kattı. Onun da incelemesi en kısa zamanda kanalda olacak. Hemen İrfan Can Kahveci'nin bir sezon boyunca Fenerbahçe forması giyseydi nasıl bir istatistik yakalayabilirdi? Bunu görüntülediğimiz Simulate sayfasına geçelim ve oradan devam edelim. Evet dostlar 1 Haziran 2021'deyiz. Hemen İrfan Can Kahveci yazarak e, söze girmek istiyorum İrfan Can Kahveci Fenerbahçe'de bir sezon geçirmiş ve 7-0-2 ortalamayla 35'lik maçında 8 gol atarken 11 asist yapmış 2 kez maçın adamı olmuş 7-0-2'lik bir ortalaması mevcut sezonun geri kalanında 37 maçta forma giyerken 8 gol 12 asistle 20 gole doğrudan katkı yapmış yani Fenerbahçe için stabil bir oyuncu e, profili çizmiş genellikle onu orta sahanın merkezinde değerlendirmiş teknik direktör e, Erol Bulut diyebilirim 7.02 ortalamada lig için gayet iyi. Birkaç tane karakteristik özelliği var. Sık sık bitirici ara paslar dener, verkaç yapar. Verkaç zaten oyun anlayışında sezen bilen arkadaşlar için İrfancan Kahvecinin profili çok da yatsınabilir bir profil değil. Gerçekten iyi bir profil. 9 milyon euro değeri var. İzleniyor oyuncu şu anda ve Gangzu Newcastle, Norwich, Borussia Mönchengladbach, Real San Sebastian ve Çin Ligi'nden bir takım daha oyuncuyu izliyor. Yani Fenerbahçe şu anda işte 10 milyon euro versin örnek veriyorum öyle bir durum olmaz ama buna karşılık oyuncuyu çok büyük meblalara Avrupa'ya gönderebilir 20-25 milyon eurolara çıkabilir çünkü İrfancan Avrupa'nın tam aradığı tarzda bir oyuncu Yusuf Yazıcı nasıl patlama yaptı aynı İrfancan Kahveci'den de öyle bir patlama gelebilir dostlar şöyle bir fantazi yapalım hemen yani bir 5 sezon sonrasına gidelim Fenerbahçe'de değil Genel kariyerde Başakşehir'le başlasa 5 sezon içinde nasıl bir gelişim oluyor? İrfancan Kahveci'nin onu görelim. Ayrıca şöyle bir size yetenek puanını göstereyim. 141'e kadar ulaşmış. Bir sezonda 6 puanlık bir gelişmesi söz konusu İrfancan Kahveci'nin. Hemen 5 sezon sonrasındaki profiline bakacağım. Oradan sonra videoyu bitireceğiz zaten. Evet devam ediyoruz dostlar. Hemen İrfancan Kahveci yazalım. Nerelere gitmiş? İrfancan Kahveci Gangzu'da forma giyerken karşımıza çıkıyor. 29 yaşına gelmiş oyuncu. Milli formayla da 65 maçta 6 golü var. Ee, bakalım burada Başakşehir'den Dinamo Moskova'ya gitmiş 10.75'e oradan Dinamo Moskova 16.75'e e, kendisini Gangzu'ya satmış e, Çin ligine gitmiş oyuncu enteresan bir kariyer hikayesi olmuş. Ee, ama yine de Çin ligine e, maliyetler doğrultusunda Fenerbahçe'nin de onu yüksek meblaları satabileceğini düşünüyorum ama ben oy oyuncunun ilk tercihinin Avrupa'dan yana olacağını düşünüyorum. Oyuncunun yetenek puanı ne olmuş bu arada? 141'di az evvel baktığımızda bir sezon sonra oyuncu 142 yetenek puanında kalmış. Bir noktadan sonra sabitleniyor zaten yetenek puanının gelişimi. Bu arada serbest vuruş kullanmasını da 13'ten 16'ya çıkarmış bu da ayrıca bir detay. Ee, burada oyuncuya antrenman yaptırmış teknik adamlar gözüken. okey. Evet dostlar Elifancan Kahveci transferini ve FM'deki profilini sizler için yorumlamaya çalıştım. Bu tarz videoların devamı gelecek. Getson Fernandez videosu en kısa zamanda gelecek. E, şimdiden Fenerbahçe'ye ve Fenerbahçeli arkadaşlara hayırlı olsun diyelim. Umarım Türk futbolu için iyi bir hamle olacaktır İrfan Can Kahveci'nin Fenerbahçe'de futbol oynaması. Bir başka futbol dili ve edebiyatı videosunda görüşene dek şimdilik kendinize çok çok iyi bakın. Hoşçakalın. Bay bay.